Evet, profesör oldum. Hala düşünce bu şey gibi geliyor. Oldum mu hakikaten? Oldum lan, profesör oldum. Çok güzel. Ama bu videoda böyle neşeli bir şekilde nasıl profesör oldum falan gibi bir video olmayacak hocam. Nacizane tarihe not düşmek adına bu videoyu çekmek istiyorum. Nasıl bir not düşmek için? Hocam, bu süreçte ben de bu olmaktan korktuğum yere geldim. O ahlaksızlık benim için de medesindi bu sistemde. Çırpındıkça çamura battım. Bu gerçeği anlatacağım. Bir de nacizane tarihe şu açıdan not düşmek istedim. Yıllar sonra belki bir yapay zekayı bir veri noktası olabilmek adına ya da belki gerçekten bir insan şu videoları izleyip de Türkiye'nin nerelerden nerelere geldiğini görmek ister. Benim modum şu, bunu izleyecek o genç insan umut ediyorum ki yıllar sonra ben öldükten sonra dönüp baktığında vay be şu güzel ülke demek ki bugünlerden buralara gelmiş desin. Ama korkum da şu, vay be desin, demek ki bugün bu yüzden bu haldeymişiz. Demek ki bunları düzeltemediğimiz için bu haldeymişiz demesi işte en büyük korkum. O olmasın diye tüm bu profesörlük sürecimde, tüm bu yıllarımda neler yaşadım, onları tüm gerçeğiyle anlatacağım. Herkese merhabalar. Bir devlet üniversitesinde profesör olarak çalışıyorum. Bu video vasıtasıyla olabildiğince gördüklerimi, bildiklerimi aktarma çabası içerisindeyim. Aynı zamanda kanalımızın tüm gelirleri her ay sizlerin belirlemiş olduğu bir hayır kurumuna bağışlanıyor. Ama bu dönem özel bir dönem. Bu dönem biz depremzedelere tüm gelirlerimizi bağışlıyoruz. Dolayısıyla kanalımıza abone olursanız hem gelecek videodan haberdar olabilirsiniz hem de bu hayır miktarını arttırmak noktasında bize büyük bir katkı sunabilirsiniz diyelim ve konumuza girelim. Evet, profesör oldum. Hakikaten mutluyum, yalan yok. Hani güzel hocam profesörüm, sağda sola profesörüm diye dolaşıyorum. Mesela insanlar görsem profesörüm diye selamlayacağım. O haldeyim. Muazzam bir duygu profesörlük. Ama Schopenhauer'ın çok güzel bir lafı var. Şöyle bir şey diyor. Bir insan için her şey bir şey elde ettikten sonra anlamsızlaşır. O elde ettiğiniz şeyin hiçbir anlamı kalmaz. Çok ilginç. Bu sistemde ben daha profesörlüğü elde etmeden profesörlük benim için anlamsızlaşmıştı. Neden? İşte yaşadıklarımı anlatacağım ki gelecekte bunlar yaşanmasın. Şimdi hocam benim her başlangıcım aslında temelde üniversiteyle olamadı. Ben hep akademisyenlik istiyordum, derecelerimi aldım, onları yaptım, puanları şey yaptım ama maalesef ilk olarak ben Austin'de sanayide başladım. Ve Austin sanayide ne yazık ki yerleri siliyordum ve kutu yapıyordum. Bu çok üzücü. Niye üzücü? Yanlış anlaşılmak istemem, ukala olarak anlaşılmak istemem ama yaptığım projeler, yayınlarım belli bir seviyede. Ama şu günden geriye dönüp baktığımda şunu anlıyorum ki şansım olmasaydı Türkiye'de birçok gencin başına gelen şu. Akademide, üniversitede hoca olması gerekenler, profesörlük, doçentlik kadronunda patır patır alabilecek yetenekteki insanlar bu ülkede sanayide temizlik yapabiliyorlar. Bu ülkede kuryelik yapmak zorunda kalabiliyorlar. Bu ülkede kargo taşımak zorunda kalabiliyorlar. Ama bu ülkede temizlik yaptırmayacağınız, çöpünüzü bile emanet etmeyeceğiniz insanlar da profesörlük kadrosunu almış olabiliyorlar. Bu dengesizliğin önüne geçmemiz gerekiyor. Ama yine şanslıyım. İlk ben bir vakıf üniversitesinde başladım. Gerçi ne kadar şans, ne kadar şanssızlık tartışılır ama en azından üniversitede bir kadro bulabilmiştim o dönemlerde. Ama şöyle bir şey vardı hocam, bak işte yaşadıklarımı anlatıyorum ve nasıl bir ahlaksıza dönüştüğümü anlatıyorum ya, bunlar üzerime bulaşa bulaşa belli bir süre sonra doğallaştırmışım. Dönüp baktığımda gerçekten beni korkutuyor. Hocam vakıfta başladım. İlk gün bana ne yaptılar biliyor musun? Elime bir toz bezi verdiler. Bir de kova verdiler. Yedekay yardımcısı, hiç unutmuyorum. Al dedi, burayı temizle benim kitapla. Bak ama o kadar mutlu, o kadar şevkliyim ki cillop gibi yaptım. Bak bal dökeli. Hayatımda öyle temizlik yapalım. Her yeri siliyorum. Dekana her kitabını götürüyorum. Yüzlerce kitabı var adam. Hocam diyorum, okumuş adam ha bunu yapan bir de. Hocam diyorum, bu kitabınızı atayım mı? Hayır onu diyor, atma. O önemli notlarını çıkartacağım ondan. Bunu atayım mı? Onu at diyor. Onu her yeri pırıl pırıl yaptım. İki gün boyunca eşek gibi çalıştım. Ama yapmam gereken iş bu değildi elbette ama çok mutluyum. Bunun farkında bile değildim. O vakıf üniversitesinde gerçekten hiç güzel şeyler yaşamadım bu arada. Bizi böyle full time çalıştırırlardı eşek gibi, part time'dan yatırırlardı sigortamızı. Öğrencilerin notlarında abidik gubidik işler yapılırdı. Bak o vakıf üniversitesinden yanında getirdim. Tarihi şeylerdi. O vakıf üniversitesinde bana kala kala bu kaldı hocam. Ne? Bir antidepresan. Bak üzerinde de not almışım. 18-10-2010. Kendini kurtar bundan diye, bilmiyorum gözüküyor mu. Bunu bıraktılar bana o hayatımda geriye. Neden? Hocam o kadar yıprattılar ki beni orada o süreçte ya. Akademide o kadar iğrendim ki. Tüm bu yaşadıklarımı anlattım. Sağda solda duyurdum. Dedim ki bakın bunlar yaşanıyor. Sonra bir gün dışarıdaki annem beni aradı. Oğlum dedi, eve polis geldi. Polis mi? Hemen ilk aklıma şu geldi. Hani bir savcımız herhalde bunları bir suç şeyi olarak, duyurusu olarak aldı. Hani anlat o üniversitede neler olduğunu bilelim falan. Böylelikle de orayı düzeltelim gibi bir şey olacağını düşündüm ben. Oysa ki tam tersi olmuştu. Üniversite benim hakkında şikayette bulunmuştu. Savcıya gittim. Hatta böyle özel konuşma hazırladım orada. Gittiğimde çocukların resmi vardı savcı masasında. Dedim, sayın savcım sizin çocuklarınız yazık değil mi? Şunların notları böyle yapılıyor. Bu çocuklara böyle olacak. Bunların hakkı yemez. Çok güzel konuştuğumu düşünüyorum. Çıktım. Ve ne oldu biliyor musunuz? Ben suçlu buldum.
Bütün bu durumları duyurduğum için, bu ahlaksızlıkları, iş başı benim başıma bela oldu. Allah var, savcının hakkını yemeyelim. Hakkımda bir tazminat falan açılmasına yol açılmadı ama bütün bu yazdıklarım hepsi, bütün bu sosyal medya mecraların hepsinden kaldırıldı, ortadan silindi. Ve bir daha da ben açıkçası konuşmaz oldum. Allah var, şunun da hakkını vereyim. İlgili üniversite tüm bu olaylar yaşandıktan sonra tüm bu süreçleri düzeltti. En azından part-time'la tam zamanlı yatırmaya başladı. Maaşları düzgün bir hale getirdi ama ilk yaşadığım şeylerden bir tanesi benim buydu bu hayatta. Tabii ki bitmedi hocam. Daha sonra bir başka üniversitemize girdim. Bana o kurumda bir yerin sorumluluğu verildi. Çok güzel. Ama bulunduğum, sorumluluğun olduğu yerde orada bir başka üst yapıya ait. Dolayısıyla ben işlerimi bu üst yapıyla hallediyorum. Güzel. İlk burası bana verildiğinde o bölgenin, o yerin temizlenmesi gerekiyor. Çok güzel. Şimdi ben aradım burayı. Dedim ki hocam bakın böyle böyle. Bana verdiğiniz bu yerin haftada bir temizlenmesi gerekiyor. Sonuçta burası da önemli yerlerinden bir tanesi olacak buranın. Tabii dedi hoca. Hemen ayarlayalım. Oranın da hocam böyle düşün, 6-7 odalı bir yeri var. Ama böyle temizlik görevlileri torpil alındığı için bol bol odalara 2 tane birden varlar. Dolayısıyla hani rahat rahat hem orayı hem de bizim ufacık yerimizi temizleyebilirler. Güzel. Ama ne oldu biliyor musunuz? Bu iki temizlik görevlisi kavga ediyor. Ben iş yapmamaya alışmışlar ya bizim kurumlarda. Ben yapmam diyor. Bu da ben yapmam diyor. Ben yapmam diyor, yapmam diyor. Bunlar torpillerini araya sokuyorlar. Torpiller kavga ediyor üstte. En üste kadar gidiyoruz hocam. Sonra şehrin önemli siyasilerinden bir tanesi beni aradı. Yanlış anlaşılmasın. Bu işin bak kalbi samimiyetle söylüyorum. Biraz sonra anlatacağım. Hiçbirini siyasi düşünmeyin. Bu işin AK Partisi, CHP'si yok hocam. Bu işin namuslu insanları, namussuz insanları var. Ve bunlar her partide varlar. Dolayısıyla bunlar kavga etti. Beni o kurumdaki yetkili üst düzey kişi aradı. Dedi ki hocam bu temizliği iki arkadaşımız da yapamayacak. Ben dedim ki beyefendi. Bunlar temizlik görevlisi değil mi? Görevleri bu değil mi? Yapmaları gereken iş bu değil mi? Allah hocam öyle diyorsunuz, haklısınız da adam da gayet terbiyeli bir şekilde konuştu bu arada. Ama yapamayacaklar dedi. E ne yapacağım dedim. Hocam siz bir yolunu bulursunuz dedi. Bulduğum yol neydi? Kendi kendime temizlemek oldu. Bak hocam anlatıyorum size adım adım neler yaşadım bu akademide. Şimdiki aklım olsa ne o üniversiteden istifa ederdim. Kendi kendime gidip istifa etmiştim bu ahlaksızlıklar yüzünden. Sonuna kadar çalışırdım. Eşek gibi de hiçbir şey yapmadan dururdum. Onlar beni kovsun diye beklerdim. Şimdiki aklım olsa o bölgede ben kendi kendime temizlemezdim. Bana ne olur? Benim babamın malı mı? Benim babamın malı mı? Bu ülkenin bir yeri orası da. O temizlik görevlisi yapmışsa ben de yapmıyorum şimdi. Temizlik benim işim. Yapmıyorum. Boş bırakıp geçerdim. Bak görüyor musunuz? Ahlaksızlık bende doğallaşmaya başladı her seferinde. Her yaşadığımda adım adım ahlaksızlık bende doğallaşmaya başladı. Yine bir başka üniversitemizde hocam yaşadığım şeyi size anlatayım. Bak sadece bu videoda gördüklerimi birebir şahit olduklarımı anlatacağım size. Abartısı yok, birebir şahit olduklarım ya. Hocam, üniversitede bir hocamızla oturuyoruz. Böyle karşılıklı sohbet ediyoruz. Anabilim dalı başkanı hocamız. Tak tak kapı çaldı. Açtı kapıyı, buyurun dedi. İçeriye bir hanımefendi girdi. Hanımefendi bak tam olarak şöyle dedi. Hocam dedi, ben sizin yeni alınacak asistanınız mı da sizle tanışmak istedim dedi. Şimdi bilmeyenler için anlatayım. Üniversiteler asistanlar bir kadro çıkar. Kadro çıktıktan sonra oraya başvuru olur. Şu anda 12 kişiye kadar alıyorlar ya da 4 kişiye kadardı zamanında. Bunlar puanlara göre sınanır, mülakata girerler. Mülakattan bir sınava girerler. Ondan sonra puanlarına göre sınanır, birinci olan tırnak içerisinde alınır. Dolayısıyla henüz ortada kadro yokken bu kızın alınma şansı yok. Ve bakın ana bilim dalı daha kadronun açılacağından haberi yok. Daha ortada hiç kadro madde bir şey yok. Bu kız kadrosunu ayarlatmış güya. Girdi. Bak bu arada çok da terbiyeli hani böyle şey bir artist bir tip değildi bizim babuşka asma gibi eşofmanlar falan değil. Gayet düzgün giymiş bunu söyledi. Ana bilim dalı başkanı şaşırdı. Kızım dedi ne kadrosu, ben kadro açılacağından bile haberim. Ne asistanım, deli zannetti yani kız hakikaten. Bak hocam muhabbet uzatmayayım. Aradan biraz zaman geçti. Şu anda o kız o üniversitede çalışıyor. Bunu yapan kız anabilim dalını bile bilmedi. Kadroyu açtırdı, oraya da girdi. Üniversitede hoca oldu. Hocam bak diyorum ya farklı farklı üniversiteye gitme şansım oldu. Ben şunu gördüm hocam. Yemekhanede oturuyor hocalar. Bir tane de oranın iyi yayın yapan hocası var o fakültenin. SSYL'ler yapıyor. Sosyal bilimlerde çok fazla yapabilen hoca yok işte. Sayılar çok kısıtlı. Bu adamı çatır çatır yapmış yani o Anadolu'daki o üniversitemizde. Bak hocam adama lakap takmışlardı. SSY Osman diye. Adamın ismi Osman değildi şimdi şey olması diye söylemiyorum. SSY Osman işte SSY Osman geldi. SSY Osman gel anket yapıyor. Hop ilkokul muhabbeti gibi muhabbet yapıyorlar diye. Bak düşündükçe iğreniyorum o tiplerden. Bunlar üniversitede hocaydı hoca. SSY Osman diye dalga geçiyorlardı hocam. Bak bunları gördüm. Ben nasıl bak ahlaksız bulaşıyor üzerinde mi? Ben nasıl proje yapmaktan vazgeçtiğimi anlatayım hocam size. Bizim fakültede her yıl 2-3 tane ortama ben proje çıkartıyordum. Ya o kanalık gibi gözükse istemiyorum ama bu sayılar benim alanım için iyi sayılar. Yani eşek gibi çalışıyordum hocam. Niye kendim şey yapmayayım? Şu kollarım uçuyor, belim fıtığım oluyor. Şu bak fıtık fıtık kalmadı. İstediğim gibi oynatıyorum her yeri. Ben fıtık yok, çalışmayınca fıtık yok. Bak hop hop. O zaman her yerim fıtık doluydu hocam. Buralarım ağrıyordu. Eşek gibi çalışıyordum çünkü o zaman da söyleyeceğim bunu. Şimdi bak hocam. Her yıl 2-3 proje yapıyorum. Başıma gelenleri anlatayım size. Şimdi hocam bir
Ya proje yapıyorum, biri de bir hata yapıyor, ben ceza geliyor. Eşek gibi çalışıyorum, tek kuruş para almıyorum. Bak hepsinin hakkıdır, hocalar projelerden genelde para kazanırlar. Bölge gelirleri yükselir, ben hiçbirini almıyorum hocam. Bizim ekibe hep vermişimdir, hiçbir para bana tak girmemiştir. Gelir 60-70 bin lira, tak ekibimize gider. Gelir 65-70 bin lira, laboratuvar masrafına gider. Tek kuruş almadım. Ama bir geliyor ceza hocam, 30 bin ceza gelmiş. O zamanki benim maaşım kadar. Niye? İdare personel bir hata yapmış, paralar yanlış yapmış, ondan sonra gitmiş, o para bana girmiş. Şimdi o zaman benim eşim de çalışmıyor, tek maaş, evde kılık kırık koltuklu oturuyorum, hatırlayanlar hatırlar, beli fıtığım birazcık da arttırıyor. Eve koltuk alamıyorum 10 bin liralık, bu cezaya ödüyorum. Ne diyeceğim, öğrenciye gelin paraları geri mi verin diyeceğim, diyemem ki. Ya bir koyuyordu o paralar bana, bir koyuyordu. Öyle böyle değil. Hala yapılıyor. Bu arada projeleri nerede sıfırladım? Arada doktor sonrası öğrenciler geliyor. Hani onlara şey olsun gibisinden bazen projeler çıkartıyoruz. Adam aslında akademisyenliği fazlasıyla hak etmiş insanlar ama işte Türkiye'nin dertleri yüzünden akademide kadro bulamadıkları için doktora sonrası araştırmalarla birazcık işlerini toparlamaya çalışıyorlar. Ama artık onu da yapmayacağım. Niye? Çünkü en son yine bir tane hata yapıldı. O faturada Sayıştay'da yakalanırsa yine bana çat 60 bin lira girecek. Yani hem eşek gibi veri topluyorum, hem öğrenciye yardımcı olmaya çalışıyorum, hem labın o suyla bu suyla bir de bana ceza gelecek. Abi bak bıraktım. Ama sadece bunu da bırakmadım. Bak üst üste gelenleri anlatayım. Bu geldi. Üzerine ceza çalışıyorum, üzerine ceza ödüyorum. Muazzam sistem, harika. Bitti mi? Hocam bir de etik kurulundan izin almak denilen bir şey var. Çok basit bir şey hocam. Dünyanın en iyi üniversitelerinde, bu arada farklı üniversitelerinde biz bunu alıyorduk, Amerika'daki üniversitelerinde. Hocam, 2 günde alıyorsun ya. Şu kadarcık paragraf yazıyorsun, şu kadarcık veriyi nasıl toplayacağını yazıyorsun. Bitti gitti. Bu iş budur. Etik kurulunun görevi budur hocam. Başka bir şey değil. Senin verini etik topluyor, toplamayacağını bakar. Bu kadar ya. Dünyanın aynında bu böyle ya. Hocam biz de arıyorum, biz bakmayız ona. Başka hocayı arıyorum, beni bunlarla yorma. Oğlum etik kurulu değil misiniz? İşiniz ne ya? Herkes bir yerden şey getiriyor. 3 ay etik kurulu bekliyorum ki 1 ayda çıkartmam gerek ki TÜBİTAK paraları yatırmaya başlasın. 1 ayda çıkmazsa o 2 aylık parasını nereden bulacağım ben öğrencinin? Öğrenci çalıştırıyorum orada. O paraları ne yapacağım? 3 aya gidiyor zaten 12 aylık proje. Gitti 3'te 1'e 4'te 1'i projelerini boşver. Niye? Etik kuruldaki beyefendileri ikna edemediğimiz için. Sonra etik kurullara başvuruyorum, düzeltme veriyorlar. Ya etik kurulun görevi etik mi değil mi buna bakmak. Yok, abidik gubidik düzeltmelerle karşıma çıkıyorlar. Ben de ne yapıyorum? Araya adam sokmak zorunda kalıyorum. Bak en yapmayacağım şey bu ama yapmak zorunda kalıyorum hocam. Araya birilerini sokup etik kurulda işlerimi şey yapıyorum, hızlandırıyorum. Bir gün yine Amerika'daki hocamızla konuşurken işte hocayla şey yapıyordum hani etik kurulu ne oldu falan dedi Behçet. Hocam dedim şimdi arada birisini sokacağım ondan etik kurulu da hızlandırıyorum böyle çıkartıyorum yoksa 3 ay süre dedi. Hoca bana aynen şu cümleyi kurdu. Etik kurula araya adam sokup karar mı çıkartmak dedi. Behçet bu çok ironik değil mi dedi. Düşündüm. Acayip ironik hakikaten. Etik kurula araya adam sokarak etik kuruldan karar çıkarttırıyorum abi ben bu ülkede. Ona dedim bu korkunç bir şey. Bu ikisinin farkındalığı hem bir taraftan bana para hem de etik kurula bir adam sokarak o ahlaksızlığa bulaşma ben de tek bir şey uyandırdı hocam. Ben daha bu ülkede proje yapmam dedim. Hakikaten artık da bıraktım proje yapmayı. Allah var kimse de dönüp sormadı. Oğlum dedi hocam sen yıllardır 2-3 proje yapıyorsun artık niye proje? Kimse de umurunda değil. Proje yapmadım o her yerimde rahat hocam. Bak kolu uçması geçti gitti muazzam. Boynumda düzleşme bitti hocam. Ya ben rahatladım. Ama yazık günah değil mi hocam proje yapan bir hocanın bunu bırakması ve kimsenin bunun umurunda olması ve bırakma nedeninin bu olması. Bak görüyor musun hocam bir şeyler yapmaya çalıştıkça ben çamura bulandım ya. Gerçekten çamura bulandım ve bu acayip üzüyor. Hocam hakikaten şeyi çok uzatmak istemiyorum. Yani ben bir birey için koca üniversitede yönetmeliklerin değiştiğini gördüm. Ben bir birey için yapılamayacak işlerin kısa süreli yapıldığını gördüm. Bu ülkede babişko asumanlı, eşofmanlı tiplerin üniversiteye çatır çatır girdiğini gördüm. Hani gördüklerimin sonunda şöyle dönüp baktığımda şunu fark ediyorum. Ya yapmayacağım dediğim şeyleri yapar hale gelmişim. Araya adam sokma etik kuralları da yapar hale gelmişim. Ya proje yapmaktan vazgeçmişim. Makale yapmaktan vazgeçmişim. Hani hocaları böyle eleştiriyoruz ya ben de ona dönmüşüm hocam. Ya gerçekten dönmüşüm. Profesörlüğü aldım ama geldiğim nokta beni mutlu eden bir nokta değil. Ve üzüyor beni hakikaten. Temelde bir de şöyle bir şeyimiz var. Ben hani bunları anlattığımda kimi insanlar şey diyor ya o kadar da olmaz bilmem ne. Halbuki Türkiye'nin en böyle fanuslu yaşayabilenlerin dışında, en fanuslu üniversitede bulunanların dışında birçok insan bu gerçeklerin farkında. Türkiye'de şöyle bir sorunumuz var. 3 tane gruba ayrıldık biz. 1. Ailelerin maddi durumu, şartları gereği çok elit bir yaşam sürebilenler ve bu tür pisliklere hiç bulaşmak zorunda kalmayan şanslılar. Bunlar en iyi üniversitelerde okuyabiliyorlar, en iyi liselere gidebiliyorlar. 2. Bu tür şeyde hiçbir şekilde derdi olmayanlar, hiçbir şekilde umursamayanlar, cahil kesim dediğimiz kesim. Ve 3. Ne yazık ki arafta kalanlar. Benim bu yaşadıklarımı yaşayanlar, daha iyilerini belki hak edenler ama tüm şartları gereği bunlara da ulaşamayanlar. İşte memlekette şu anda bu 3 grup var. Ve bizim bu arafta kalanları bir şekilde kurtarmamız gerekiyor. Çünkü bu arafta kalanlar, orta direkt dediğimiz kesim aslında bir ülkenin bir sonraki aşaması.
aşamaya geçebilmesini sağlayan insanlar. İşte bu insanları biz bir şekilde bu sistemin bu dar ağacından kurtarmamız gerekiyor. Ne dertlerini anlatabiliyorlar, ne insanları inandırabiliyorlar. Ben Babişka Osman'dan bahsediyorum, sağda solda yazıyorlar. Yani Babişka Osman hikayesi gerçek olamaz, o kadar başvuru yapmış olamaz. Ama ben bir yerimden uyduracak halim yok ki. Yarın bir gün ismine cismine kadar açıklayabileceğim insanı ben nasıl uydurmuş olabilirim? Yarın bir gün şey mi diyeceğim size, ya öyle birisi yoktu mu diyeceğim? Elbette ki var hocam, ben bunları yaşadım ya. Bak bütün bu anlattıklarımı yaşadım oğlum, yaşadım ya. Yaşamadıklarım, birebir görmedim ama bildiklerim var. Şiddete uğrayan araştırma görevlileri var hocam bu ülkede. Kapısına kurşun bırakan hocalar var. Bilmiyor muyuz? E var. Ha birebir görmedim bunları ama davalarını biliyorum. Bana yazmışlar, göndermişler. Bunlar yaşanıyor hocam. Max Planck'in çok güzel bir lafı var hocam, ünlü fizikçinin. Şey der, bilim cesetlerle ilerler. Hadi bunu böyle çok kısa hale getirmişler, daha vurucu hale getirmişler ama. Aslında cümle tamamıyla baktığınızda şu. Max Planck der ki, hocam da bilimin ilerlemesi için der, o fikrin savunucuların ortadan kalkması, ölmesi ve yeni fikre aşina olanların gerekli yerlere gelmesi gerekir. Çok mantıklı, çok doğru bir söz. Ben bu video çekmemdeki amaç da bu hocam. Bizim, hani bu ölmek falan filan tabirleri doğru olmuyor olabilir ama, bizim bir şekilde şu anki sistemi kurtaracak olanlar yeni gençler. Benim neslim için de ne yazık ki bu iş bitti. Ben de önceki nesil için de bitmişti. Yani bizler zihinsel olarak o çamura bulaştık artık. O çamur sağımıza solumuza geldiği için birçok şey doğallaştı. Hani diyorum ya, artık torpilli birisinin girdiğini görüyorum. Ya artık ya kabullenmişim, anladım bari. Bak ya tamam, girdi abi, ne yapacaksın? Böyle uzakta izliyorum. Arada iki tweet atıyorum ama gitgide hani olmaması beni böyle şoka sokar. Hani böyle hakkıyla birisi alındığımı şaşırıyorum artık. Alınıyorlar mı? Alınıyorlar. Her şey kötü değil bu arada ülkede. Her şey çok kötü gidiyor değil. Benim şu anda var olduysam eğer bu sistem içerisinde, çok değerli hocalarımın benim elimden tutması sayesinde var oldum. Her şey böyle batak değil ama diyorum ya, bunlar hep istisna. Benim çok değerli hocalarım olmasa, sistemin kendisine bırakılsaydı ben de o batağın tam içerisine gömülmüştüm zaten. O değerli hocalar bazı yerlerde bir şeyler tutabiliyor. Sabah gece gündüz bir yılmadan çalışan bazı hocalarımız var. Bunlar tutabiliyorlar. Ama nesil olarak o çamura bulandık hocam. Max Planck'in de dediği gibi bizim bu neslin ortadan kalkması ve yeni neslin buraya gelmesiyle, bu yeni fikri aşina, torpilden bir şekilde bizi kurtarabilecek neslin bu yere gelmesiyle biz ancak bu işi düzeltebiliriz. İşte bu videonun tek amacı o nesle bir mesaj olması. Umut ediyorum ki bu videoyu izleyecek o genç çok güzel bir ülkenin güzel bir sabahında bunu izleme şansına sahip olur.